Fenerbahçe merhabalar. Sportif'le karşınızdayız. Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlikli Sandalye Basketbol Takımı Baş Antrenörü Can Aksu bugün Sportif'te bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Can Hocam. Hoş bulduk merhabalar. Evet Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlikli Sandalye Basketbol Takımı olarak çok güzel bir 2022-2023 sezonu geçirdiniz hocam. Hem Süper Lig'de hem de Euro Cup 2'de kupalarla geri döndünüz. Evet. Sizin için gerçekten çok güzel bir sezondu. Sonrasında bir dinlenme süreciydi. Bugüne kadar nasıl geçti? Tabii ki birazdan sezon açılışı yaptığınız antrenmanla ilgili de sorularım olacak. İlk antrenmanlarınızla ilgili. Evet. Ama sizin için bu dinlenme süreci nasıl geçti? 2022-2023 hem yoğun hem başarılarla doluydu çünkü. Evet öncelikle teşekkür ederiz yanınıza bizi davet ettiğiniz için. Yeni sezonda Fenerbahçemizin bütün takımlarına buradan başarılar diliyorum İnşallah. Ee, bütün branşlarda kupalarla e, taşlandırırız bu seneyimizde. Ee, biliyorsunuz geçen sene e, bizim için çok güzel bir sezon geçti 2022 2023 sezonu. Hem Avrupa Kupasında hem ligde e, birer tane kupa aldık ve e, kupaları müzeme e, yerleştirdik. Hı hı. E, tabii bizim için tabii zor süreçti. Yani özellikle playofflarda biraz zorlandık. E, hep gene 2-1 ile geçtik. E, tabii ki Avrupa Kupası bize çok büyük moral verdi evet. ligden önce. E, biliyorsunuz daha önce Euroleague 3 kupasını almıştık zaten. Evet. E, geçen sene de Euroleague 2'yi aldık. E, bu sene de hedefimiz inşallah e, Şampiyonlar Ligi'nde e, ön elemeye geçip e, Şampiyonlar Ligi'nde de bir kupa almak. E, hedefimiz tabii bizim bitmez. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman hedefi bitmez. E, dediğiniz gibi antrenmanlarımıza da başladık. E, yoğun bir şekilde antrenmanlar şu anda devam ediyor. 3 tane eksiğimiz var şu anda. 2 tane İranlı oyuncumuz milli takımda. İbrahim şu anda Kıbrıs'ta özel nedeniyle şu anda gelemedi antrenmanlara. Onlar da geldiği zaman daha yoğun bir şekilde antrenmanımıza devam edeceğiz. Tabi bu arada hazırlık maçlarımızı da yapıyoruz. 2 tane Bağcılar'da hazırlık maçımızı yaptık. Burada eksiklerimizi gördük. Yeni takımımıza yeni katılan sporcularımızın bize ne katkısı olacağını onları görmeye çalıştık. Bizim için tabii olumlu oldu. Ee, i̇nşallah e, bu, se bu sezonda e, hedefimiz şampiyonluk. E, tabi giden oyuncularımız da oldu. Hepsinden bahsedeceğiz hocam. Evet. Özellikle şimdi 2022 Yani şimdi e, tabi se sezon bittikten sonra artık dinlenme moduna geçtik. Hı hı. E, çünkü gerçekten bazen o kadar çok yoruluyorsun ki, özellikle geçen sene biz çok yorulduk yani evet. bu sezonda. Çünkü takvim çok yoğundu takvim gerçekten. Takvim çok yoğundu. İşte depremden dolayı e, biz ikinci yeri oynayamamıştık. Evet. Bir günde e, kaç maç oynuyordunuz hocam? Valla şöyle söyleyeyim ben size biz 15 günde e, 16 günde mi o, ya 17 gün pardon 20 günde 32 tane maç yaptık. Evet yani günlük ben 2 maç evet hatırlıyorum ama 3'e evet. çıktı mı bu sayı hiç? Yani 3'e çıkmadı ama işte Avrupa Kupaları dahil işte ligler dahil evet. olmak üzere e, 20 günde 30, 30 küsur tane maç yapmışız. Hiç kolay değil. Yani e, gerçekten bu... E, Hiçbir branşta olmayacak bir şey ama bizim branşta maalesef böyle şeyler oluyor. Evet hocam sizin branşta yani, yaşadığımız birçok aslında sorun vardı. Evet çok, çok sıkıntılar vardı. var. E, bu arada biliyorsunuz TBF'ye bağlandık biz. Hı hı. E, i̇nşallah tabii bu sıkıntılar e, TBF'ye daha çok e, e, askeri bir boyuta düşecek. E, i̇nanıyorum ki ben TBF'ye da çok iyi oldu daha bir ciddi olacağını düşünüyorum. Az çok artık takımı da tanıyoruz. Evet. Tabii Yeni oyuncuların katılımını, alışma süreçlerinin nasıl geçtiğini de soracağım size ama açıkçası maçların o heyecanını bekliyoruz. Özellikle hocam tabii ki mesela Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlanmanız bile eminim sizi ve takımdaki tüm sporcuların böyle motivasyonunu arttırmıştır. Onun dışında şimdi tabii ki Fenerbahçe Ülker Spor Arenada çok güzel bir müzemiz var. Yani evet. Türkiye'nin en belki de dünyanın en önemli basketbol müzelerinden biri kulübümüze ait. E, açılışı yapıldı. Açılışı yapıldıktan sonra tabii ki e, o müzeye her gelen kupa, e, yeni gelen kupanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ama e, özellikle bu Euro Cup 2 kupası ve tabii ki Süper Lig'de kazandığınız kupayı da e, orada e, taraftarlarımız görebilirler. Evet. E, sergileniyor. Orada yerini aldı. Bu size şimdi senelerdir e tekerlekli basketbolda basketbolunda e, bu kadar emek veren bir takım oluşturan e, işte sporcuları tekrardan hayata bağlayan e, onları bir arada tutan işte taraftarımız tabii ki itici gücümüzle birlikte artık e, kupalara ambargo koyan bir takım haline getirdiniz e, siz Fenerbahçe'yi. E, bu size nasıl hissettirdi hocam o müzede o emeklerinizin karşılığını görmek? Tabii ki biz müzenin açılışında oradaydık zaten. Hı, hı. Ee, şöyle söyleyeyim, o müze bir kere küçük gelecek. <laughs> yani sadece bizim için değil, bütün branşlar için. Evet. İleride bence büyütmek gerekecek müzeyi, çünkü her e, sene dünyada kadar kupa geliyor oraya. E, büyük ihtimalle o müze yetmeyecek gibi geliyor bana. E, tabii çok güzel bir duygu, yani benim için e, ve sporcularım için çok ayrı bir motivasyon, ayrı bir duygu. E, orada e, işte kazandığımız kupaların, işte Avrupa kupası kupaları, işte lig kupaları. Orada e, taraftarımıza sunulması bizim için çok büyük bir mutluluk. E, yani tarihe geçmek çok güzel bir şey. Yani Fenerbahçe'nin tarihine geçip, geçmek güzel. E, bunda da ben e, ilk antrenör olarak e, olduğum için de çok mutluyum. E, sonuçta herhalde hiçbir zaman unutulmayacağız. Evet hocam gerçekten. E, yani Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da inşallah e, daha çok oraya kupalar koyup e, bizleri mutlu ederler. E, Tabii şampiyonluk çok güzel bir şey. Yani Fenerbahçe'yi biliyorsunuz hiçbir zaman ikinci olmayı kabul etmez. Hı hı. Hep şampiyonluk yani hedefimizdir. İnşallah ee, inşallah bu sene de hem Avrupa kupasında e, hem de e, Süper Lig'de birer tane daha kupa getirmek istiyoruz. Amacımız bu yani doğrult çalışmalarımız bu doğrultuda gidiyor. Ee, yani sonuç olarak eee takımıma ben güveniyorum. Giden oyuncularımız olduğu hiç önemli değil. Yani Fenerbahçe'de e, her zaman için... Evet hocam kemikleşmiş bir kadro vardı. Açıkçası e, 1907 Fenerbahçe Derneği ile işbirliğinin ardından siz gerçekten başarıdan evet. başarıya koştunuz. O böyle ilk günkü kadroya birkaç böyle e, isim dahil oldu. Ve artık böyle hepsi sanki böyle 10 e, yıllardır Fenerbahçe'nin içindeymiş gibi. Hani birkaç evet. sene değil de gerçekten 10 küsür senedir bizimle birliktelermiş gibi hissettiriyorlardı bizi. E, tabii ki ayrılan isimler oldu ama hani e, bununla birlikte aramıza yeni katılan isimler de oldu. Şimdi bu kemikleşmiş kadrodaki giden arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Verdikleri emekler evet. için hepsi birbirinden kıymetli isimler. E, o konuya değinmek ister misiniz? Sonrasında yeni isimlere geçmek yani ister şöyle misiniz? şöyle söyleyeyim. Tabii ki yeni yani giden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz verdikleri evet, emekler için. E, aslında kemikleşmiş kadrodan sadece e, abedi gitti yani şimdi. Ben Hı -hı. ilk geldiğim sene tabii. E, Abedin zaten o şeyde takımdaydı. Evet sonra e, Ferit katıldı. Ferit katıldı İşte Hasan geldi, Hasan, İsmail, İsmail geldi. İlyas. E, İlyas vardı zaten o da vardı. Hı -hı. E, tabii ki sporun içinde olan şeyler bunlar. E, transfer olma tabii en büyük hakları. E, biz de giden oyuncularımızı yeni yeni oyuncularımızı aldık. E, işte Ahmet Efe Türk'ü aldık. Evet hocam isim isim değerlendirelim mi? Nereden evet. geldiler? Ne kadardır bu sporla uğraşıyorlar? Ahmet Efe Türk ile evet, başlayalım. Ahmet Efe Türk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni aldık Ahmet Efe Türk'ü. Ahmet Efe Türk ben yıllarca da genç bir takımda çalıştım. Hı, -hı. İşte Ahmet takımda antrenörken gene beraber çalıştık. Hı -hı. Gerçekten çok kaliteli bir sporcu. Yani bize çok büyük katkı vereceğine inanıyorum zaten. Çok disiplinli, çalışmayı çok seven bir oyuncu. Ee, onun yanında Uğur'u aldık, Uğur Toprak'a. Evet, Uğur Toprak da biliyorsunuz e, daha önceki senelerde Galatasaray'da oynuyordu. Hı hı. E, bir senede Almanya'ya gitti, e, yani geçen sene. Tekrar dönüşte tekrar bize imza attı ve bizle beraber olmaya başladı. Uğur da bizim milli takımda oynayan oyuncularımızdan bir sporcumuz. E, o da çok yetenekli, çok başarılı bir oyuncu. E, onunla da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu arada Cemil Baban, e, onu da hı hı. Pendik'ten aldık. O da çok tecrübeli, tecrübeli bir oyuncu. Yaşının olmasına rağmen e, çok katkı vereceğine inanıyorum onun da. E, Mohsen Tamardaş bizim eski sporcularımızdan, e, İranlı sporcularımızdan. E, üç sene önce bizde bizdeydi zaten. Sonra işte İskenderun'a gitti, İzmir'e gitti. Orada da oynadı. Sonra tekrar bize döndü. E, Mohsen e, Biklili, o da geçen sene İskenderun'daydı Mohsen'le beraber. Hı hı. O da İran, İran bir takımında oynuyor. Şu anda ikisi de kamplar zaten. Yani şu anda kadromuzu tamamladık zaten. İşte dediğim gibi biraz süreç lazım tabii ki. Yeni bir takımla beraber lige başlayacağız. Evet, Adaptasyonumuz hocam. biraz tabii ki biraz sürecek ama. Sadece iki hazırlık maçı ve bir antrenmanda mı bir araya geldiler Yok, sporcularımız? Yok yani şu anda biz üçüncü haftadayız antrenmanda. Hı -hı. Hı -hı. İşte geçen hafta iki maç yaptık. Evet. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle beş yaşta bir iki maç hazırlık maçı Hı -hı. yapacağız. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle bir iki maç daha yapıp hazırlık maçı ondan sonra lige zaten hazır olacağız diye düşünüyorum. Ee, hazırlık maçlarında zaten kendi kalitelerini gösterdiler zaten yani iki maçta da e, güzel skorlarla maçı bitirdik. Hı hı. Ee, bir de kaptanımız var biliyorsunuz geçen senelerden yani eskilerden evet. kemiklerden değil. Hı hı. kemik kadrodan. Ee, Ümit Bebeğimiz var, hı hı. Murat Yazıcımız var, İlyas şey Semihimiz var. Kinem zaten var. Kinem var. Ee, bir de şöyle bir istatistik söyleyeyim ben size. Ee, Semihle e, Murat Yazıcı 3 şampiyonluğumuzda da en son takımda kalanlar yani ilk, ilk son 5'te kalan evet. oyuncular üçünde şampiyonlukta çok büyük katkıları var gerçekten. Ee, belki ligde çok fazla süre alamıyorlar ama hı hı. yani çok süre almıyor demeyeyim de e, yani sonuçta zaten bütün maçlarda yani bütün sporculara ben şey veriyorum, süre veriyorum ama Evet. dediğim gibi son 3 yani şampiyonluğumuzda Murat Yazıcı ve Semi e, ikisi takımda vardı yani son 5'te. E, bu da değişik bir istatistik. Ee, o yüzden e, tabii şampiyonluk maçında kimin e, nerede olacağı, kimin ne zaman oynayacağı belli olmuyor. <laughs> e, onlara da e, şans verdiğim 3 maçta, 3 şampiyonlukta da. Onlar da iyi kullandılar ve şampiyon oldular. E, i̇nşallah bu sene de devam edeceğiz şampiyonlar. İnşallah hocam. Tabii ki tekerlikte e, sandalye basketbolu deyince gerçekten hepsinin biz burada... E, bir hikayesinin olduğunu gördük. Evet. Yani nasıl spor hayatına e, isteyerek başlanabiliyorsa, e, bazı e, dış etkenlerin sizi bu sporu yapmaya ittiğini ya da e, sizin belki tekrardan hayata bağlanmanız için e, bu spora tutunduğunuzu tutunduğunuz gerçeğini gördük. Evet. E, bize açıkçası e, basketbolcularımız bunları öğretti. O açıdan böyle e, bu tür sporcuların e, hayat hikayesi olan e, belli bir hikayenin onların e, onları oraya getirmiş bir hikayenin olması onları böyle daha çabuk kaynaştırıyor diyebilir miyiz hocam? Ya tabii ki yani şimdi e, biliyorsunuz deprem nedeniyle e, engelli olan arkadaşlarımız evet. var. İşte silahla vurulan arkadaşlarımız var, trafik kazasında engelli olanlar var, doğuştan engelliler var. E, doğuştan engelliler biraz daha e, engelliye alışık olduğu için. Evet. E, sonradan engelli olanlar için gerçekten çok zor. Yani düşünsenize yürüyorsunuz, top oynuyorsunuz. Bir ertesi gün bakıyorsunuz engelli engelli olmuşsunuz ve bir anda hayatınız çok değişik bir pozisyona geçiyor. E, yani bu süreci atlatmaları için gerçekten sporun çok büyük bir katkısı var. Evet. E, tabii bizim sporcuların içerisinde yani şimdi baktığınız zaman 4-5 tane arkadaşımız var sonradan engelli olanlar var. Hı hı. E, bunların hepsi çok iyi başarılar imza atmış sporcular. çünkü artık kabullenmişler engelli olduklarını. ben şunu da söyleyeyim. Ben hiçbir tanesine engelli gözüyle bakmıyorum zaten. Yani ben biz burada spor yapıyoruz. Profesyonel spor yapıyoruz. onlar da bunun farkındalar zaten. Hiçbir zaman engelli olduklarını yüzüne vurmuyoruz. Hiçbir zaman da engelli olduklarını Hissettirmiyoruz Hocam onları. çünkü hepimiz potansiyel birer e, engelliyiz tabii aslında. Bunun yani bilincinde olarak yaşamak zaman önemli. E, yani... Ve şöyle bir şey var yani tekerlekli basketbolu izleyenler zaten çok bilirler, çok iyi bilirler. Sadece kol gücüyle oynanabilen bir spor. Evet. Onu aslında herkesin yapabilmesi imkansız. Tabii. Yani şimdi siz yürüyebilen bir insanı o tekerlekli sandalyeye koyduğunuzda basketbol potolarıyla normal basketbolla aynı evet, pota tabii. seviyesindeki evet, bir potaya atmak Kolay mı? Tabii evet. ki de değil. E Tabii ki bunlar hep çalışma oluyor zaten. yani Çok, çok önemli e, şimdi, bir yetenek. Herkesin çok evet, zor bir iş yapıyorlar çok, gerçekten. Gerçekten çok zor bir spor. Yani evet. e, çok performansı gerektiren bir spor. E, o yüzden çocuklar da bunun bilincidir. Antrenman haricinde çok fitness'a gidiyorlar. Yani güç kuvvet çalışması yapıyorlar. E, tabii bu da onlara büyük katkı veriyor. E, tabii Allah kimseye engelli yapmasın. Yani sonuçta... E, ben mesela benim aşı tendonum patlamıştı. Hı, hı. Yaklaşık 4-5 ay onunla onunla gezmek zorunda kaldım. Yani bir iki gün şey bastonla gezdim. Buraların yara oldu. Yani Evet. Ondan sonra bıraktım başka bir işte bir çizme bir şey taktım bacağıma. onunla gezdim. Gerçekten çok zor. zor. Yani bu bu ömür boyu yaşadıkları bir şey. Ama onlar gerçekten artık her şeyi aşkları için yani benim sporcularım şu anda buradan çıksınlar dünyanın her yerine gidip gezebilirler ee, hiç arkana bakmadan yani her yere de adapta olabilirler tabii tabii tüm ihtiyaçlarını karşılayıp... zaten herkes kendisi gidip geliyor yani kendi evet. arabasında kendisi biniyor işte sandalyesini arabasından çıkartıp Hı -hı. kendisi binebiliyor yani e, o kadar çok artık şey yapmışlar ki adapte adapt olmuşlar evet. ki hayata e, kendi kendileri işlerini aslında kolaylaştırıyorlar e, çünkü oturup da düşünmektense... Aslında tabii onları hayata bağlayan tabii, e, çok aslında itici bir güç spor. Tabii tabii yani... Yaşama sevinci veriyor onlara. O yüzden bütün engelli arkadaşlarımızın sadece basketbol değil yani şimdi e, 17-18 tane branş var engellilerde. Evet. E, en azından en iyi olduğu yerde engelli arkadaşlarımızın burada e, sporla tanışmasını isterim ki e, hayata bir adım daha yaklaşsınlar, yani daha, daha çok sarılsınlar herkesin mutlaka bir potansiyeli vardır. Kimisi basketbol oynar, kimisi voleybol oynar, işte kimisi tenis oynar, evet. kimisi dans eder. Dans biliyorsun dans hı hı, da var bizde. Hı hı hı. Çok güzel de dans ediyorlar yani. Evet, futboldan dans aslında bir sürü yapılabilecek i̇şte branş Amerika var. futbol var biliyorsun, evet, onlar hocam. var. o yüzden e, hayatı küsmesinler. Özellikle anne babalar yani. Şimdi aslında anne babaya çok iş düşüyor burada. Hı hı. Eğer anne baba da onları bir köşeye atarlarsa o zaman daha çok büyük sıkıntı. Ee, yani anne anne babaların biraz da e, çocuklarına e, destek olup onları spora yönlendirmesinde evet. yardımcı olmalı diye Evet yol gösterici, Tabii. yol aydınlatıcı olmaları evet. gerekiyor gerçekten. Evet hocam geçtiğimiz sezon çok güzel geçti. Bu sezonda açtınız, iyi antrenmanınızı yaptınız. Antrenman öncesi bir toplantı gerçekleştirdiniz. Evet. Neler söylediniz hocam? Sizin çünkü özellikle sporcularınızla farklı bir iletişimimiz var. Daha çok böyle duygusal konuşmalarınız evet. oluyor. Özellikle böyle maçın en kritik anlarında sizi sinirli görmek bizi çok şaşırtıyor. O anda sesinizin böyle kısılırcasına bağırmanız. Ee, özellikle ilk antrenmanda yumuşak bir giriş yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum açıkçası. E tabii şimdi yeni gelen arkadaşlarımızı korkutmamak lazım. <gülüyor> 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 ben her zaman için sporcularımın yanındayım. Yani, çünkü ben bağırırım çağırırım ama sonuçta da eğer onlar hatalıysa zaten gelip bana özür dilerler. Ben eğer çok fazla abarttıysam da gidip onlarla konuşurum zaten. Gönüllerini alırım bir şekilde. Çünkü bütün sporcuların bize, onların, yani onlara ihtiyacımız var sezon boyunca da çok maç oynayacağız. Avrupa Kupası maçlarımız var. İşte sadece işte toplantıda ilk toplantımızda konuştuk. yapacaklarımızı, istediklerimizi, benim nelerden hoşlandığımı, hoşlanmadığımı sezon başında yapmamız gerekenleri konuştuk. aslında tam toplantı yapamadık çünkü tam kadro olmadığımız için şu anda. Hı hı. Onlar geldiği zaman tabii bir toplantımız olacak. neler yapmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini hepsi tabii bunları hı hı. hepsini bunları anlatacağız. Yani yeni gelen çocuklar da şimdi bizde şöyle bir şey var. Ben geldiğimden beri 5 sene oldu işte, işte 19 şey başladık. Engelli başladık evet, biliyorsunuz. Hocam. Biz hep takımımıza uygun çabuk bize adapte olacak hep spor, o şekilde sporcuları aldık ve evet. çok başarılı olduk bu konuda. Yani takımı bozacak, takımın kimyasını bozacak hiçbir, hiçbir sporcuyu almadık. Ne kadar iyi olursa da olsun yani sonuçta iyi olması, takımın kimyasını bozduğu anda çok farklı yerlere gidiyor olay. Bu konuda da çok başarılıyız gerçekten. Yani hep aldığımız sporcular hem kimya olarak, hem motivasyon olarak, hem oyuncu olarak çok gerçekten üst kaliteli oyuncular. Bu sene de aynı şekilde transferlerimizi yaptık. Kolej takımı olmaya devam edeceğiz inşallah. Bu da tabii bize bir artı olarak lanse oluyor. Çünkü diğer takımlara bakıyorum ben. Çok böyle sıkıntılı takımlar var bu konularda. Bizde hem abiler var hem işte kaptanımız bu konuda gerçekten çok iyi. Hı hı. Takımım hem yani daha doğrusu bana çok yardımcı oluyor her konuda. Tabii bu da büyük bir benim için artı. O yüzden dediğim gibi yani biz yaptığımız transferden çok memnunuz şu anda. Belki devre arasında bir transfer daha yapabiliriz şu anda e, askıya aldık onu. E, ligin durumuna göre bakacağız. E, ya yani sonuç olarak e, takımımız şu anda iyi gidiyor. Yani antrenmanlar da iyi. E, çocuklar çok iyi adapte oldular bir anda. Zaten hepsi birbirini tanıtları için ben de çalıştım zaten o, o gelen sporcularla o adaptasyon Evet dönemine. yani adaptasyon konusunda sıkıntımız yok. Sadece işte yeni gelen oyuncularımızla biraz da e, taktik konusunda, teknik taktik konusunda biraz daha hı hı. çalışmamız gerekecek. Onu da LİK'le link, artık alacağız bir evet. şekilde. E, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hocam yolumuza devam ederken sponsor desteği de çok önemli. Evet. E, gerçekten birçok isim var. E, zaten hani Göksel, e, Paslanmaz, Çelik e, direkt isim sponsorumuz. Onun dışında e, nesine.com, Barsan Global Lojistik, İstanbul Jet, Optimum. Yani birçok aslında Sponsor evet. var benim şu anda önümde. Yani bu çok ciddi bir sayı aslında. E, tabii ki çok önem verilmesi gerektiğini biliyoruz. Tekerlekli sandalye basketbolunu evet. ama e, bu kadar değerin, bu kadar desteğin verilmesi de e, insanın gerçekten motivasyonunu arttırır, enerjisini yükseltir diye düşünüyorum. Siz hem bu konuda ne düşünüyorsunuz hem sporcularımızdan geri dönüşler nasıl? Şimdi öncelikle tabii sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa zaten biz var olamayız. Yani Hı -hı. gerçekten çok. Sıkıntı sıkıntılı dönemler geçiriyoruz biliyorsunuz ülke olarak. aynı şekilde sponsorlarımız devam ediyor. Bir iki üç tane daha yeni sponsorlarımız oldu. her zaman da bunu söylüyorum ben hep. Hayalimde bir şey vardı benim. Yani formada yer kalmasın diyorduk. çünkü dışarıda baktığın zaman Almanya mesela takımlarda formalarında gerçekten yer yok. O kadar çok sponsorları var ki şu anda bizim yerimiz yok. Yani bütün formalar her yer doldu. Ee, işte teker sandalyede arkamızda yine bir sponsorumuz var. Hı, hı. Ee, Sandalyede belki hani bir şey alabiliriz. Ee, Yanına Tekerleğe belki, belki alabiliriz. alabiliriz. <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyoruz verdikleri değer, değer için bize. Ee, 1900 Fenerbahçe Derneği bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Ee, Rıfat Bey'imiz, başkanımıza e, çok teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna. E, Cenk Öztan'a, Gökhan Akça, bizim de biliyorsunuz Cenk Bey'le Gökhan Bey ilgileniyor. Hı, hı Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kemal Danabaş, o ilgileniyor bizde bizim şube baş kaptanımız. Bize bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gerçekten her konuda bize çok destek destekçiler. Ali Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. her platformda mutlaka bizden bahsediyor. bizi gerçekten çok seviyor zaten. Biz de ona, yani onun bize verdiği değeri e, kupalarla taşlandırmak istiyoruz gene bu sene. Zaten kendisi sordu bu sene kaç tane kupa alacaksınız diye. İnşallah başka bir iki tane daha kupa alırız inşallah diye. Tabi spor bu tabii ki her şey olabilir ama bizim hedefimiz her zaman için şampiyonluk. Önemli e, olan zaten tabii bu şampiyonlukların gelmesin tabii ki sponsorların çok büyük önemi var. Çünkü Hı. onlar olmasa e, belki bu kadar çok transfer yapamayız. E, bu kadar rahat olamayız. E, onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Hatta geçen şey vardı biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin yazıda merhaba Evet. Ee, bir şey vardı, galası vardı. Orada da bütün sponsorlarımıza e, plaketlerini verdi başkanımız. E, tabii her sponsor bizim için çok değerli. E, ana sponsorumuz biliyorsunuz Göksel Çelik Paslanmaz. Emin Bey çok teşekkür ediyor. O da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Maçlarımıza geliyor. İşte Avrupa Kupası'na gittiği zaman bizi de oradan arıyor. İşte maçları soruyor. Bir, bir, ihtiyacınız olduğunu mutlaka söyleyin diye. Mutlaka bize bir destek veriyor o da. E, i̇nşallah Önümüzdeki sezonda sponsorumuz devam edip daha çok da büyüyerek gideriz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Son olarak tabii 4 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi öneleme maçları başlıyor ama onun öncesinde hocam lig ne zaman başlayacak? Evet. Ve tabii ki de son olarak belki bir kez daha bu sezonla ilgili dileklerinizi buradan da belki taraftarlarımıza da bir şeyler söylersiniz. Çünkü ilk başladığımız zamanlarda ben burada hatırlıyorum Taraftar desteği rica ediyorduk ama e, inanılmaz bir şekilde böyle o kemikleşmiş taraftar kitlesi artık evet. kesinlikle e, bizim takımımızı yalnız bırakmıyor. Bunu biz net olarak gördük. Aynen öyle evet. Ayın 29'u ya ayı 28'i 29'unda liglerimiz başlıyor inşallah. Ee, onun akabinde de e, Şubat'ın ilk haftası Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarımız var. Bu sene biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız inşallah. Hı hı. Tabii önemini geçmemiz lazım. Bunun için de inşallah ev sahipliği için bir çalışmamız var. Daha henüz belli değil şu anda. Olursa İstanbul'da bir şampiyonlar ligi önemli ev sahipliği yapacağız. Hı hı. Onu geçtiğimiz zaman, ilk ikiye girdiğimiz zaman yarı finale gireceğiz. Nisan'ın ilk haftası yine. Orada ilk ikiye girersek de Final Four'a katılıp işte Nisan ayında da şey var, finaller var. Evet. Hedefimiz tabii Final Four oynayıp şampiyon olmak e, bütün kupaları da almak istiyoruz Avrupa kupalarını. Yani olmazsa e, kupa 1'e gidebiliriz. Hı hı. Kupa 2'ye dönebiliriz. Yani öyle bir şeyler de var, hı sonlar da var. Evet hocam. E, i̇nşallah kupa 2'ye dönmeyiz de. Kupa 1'e en kötü kupa, kupa 1'e dönelim. Zaten siz 3 ile başlamıştınız. Üçle Yanılıyor başladık. muyum? Evet. 2'ye aldınız. İkiye aldık. şimdi sıra ya 1'de. <laughs> yani ya 1'de ya da şampiyonlar evet, liginde şampiyonlar diyelim. Şampiyonlar, şampiyonlar liginde hocam. Çok zor bir, yani gerçekten çok iyi takımlar var orada. da. E, yani özellikle e, İspanya'nın ve e, Almanya'nın güzel, çok iyi takımları var. E, yani dünyanın en iyi oyuncuları da hep o, o liglerde Aralık. oynuyor şu anda. E, tabii biz kendimize güveniyoruz yani Hı -hı. sonuçta e, biz de iyi bir takımız. E, i̇şte dediğim gibi yani en kötü inşallah e, Kupa 1'e gidip orada da şampiyon oluruz. E, Gidemezsek de artık Şampiyonlar Ligi'ni alacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Hocam çok yani teşekkür ediyoruz gerçekten. Buradan da yine taraftarlarımıza sesleneyim ben yine. Ee, gerçekten bize çok büyük destek veriyorlar. Çok sağ olsunlar. Ee, biliyorsunuz bu sene maçlarımızda yine biz Fatih Spor salonu oynayacağız. Salonu'nda oynayacağız. İBB'nin salonunda. oraya gerçekten zaten kemikleşmiş bir taraftarımız var. Her maçta bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Deplasmanlar zaten hiç sıkıntı değil. Deplasmanlar hep bir seyimiz var. Taraftarımız var zaten. Mutlaka bir taraftarımız geliyor. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar deplasmanda da. Ee, Yalova'da zaten bizi, de, bizi yalnız bırakmadılar şampiyonluk maçında. Buradan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler, bizi yalnız bırakmasınlar. E, desteklerini devam etsinler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine eminim böyle e, nefeslerin kesildiği maçların oynanacağı bir sene olacak bizim açımızdan Çok teşekkürler, ben başarılar teşekkür diliyoruz bu çok sezon için. Çok sağ olun, için. teşekkür ederim. Evet Fenerbahçe-Gökselçelik tekerlikli sandalye basketbol takımımızın baş antrenörü Can Aksu bizlerleydi. Sportifi noktalıyoruz. Hoşçakalın diyoruz.